Merhaba, Gümüş Akor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle La minör akoruyla birkaç tane kolaydan zora doğru giden solfej yapacağız. Peki bu La minör nedir derseniz, La minör Do majör, yani ilk solfej dersimizdeki Do majör akorunun ilgili minörüdür. Bu ilgili minör derken neyi kastediyorum aslında? Her majör akor aslında içerisinde bir de minör akor barındırır. Majör tonlar genelde daha neşeli, hareketli şarkılarda bulunurken minör tonlar daha böyle duygusal müziklerde kendini belli eder. Majör ve minör kalıp nedir? Aslında birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Majör İngilizce'de büyük anlamına gelirken minör kelimesi de İngilizce'de küçük anlamına geliyor. Peki majör ton dediğimiz zaman aklımıza ne gelsin? Şimdi majör deyince aklımıza şu kalıp gelsin. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. Peki bu nedir? Şimdi ilk dersimizde hatırlıyorsunuz. Do'dan Do'ya gam yapmıştık. Notaları yazmıştık. Ben Do'dan Do'ya sadece porte üzerine göstermeden elimle yazacağım. Şimdi porte üzerine göstermedim. Şöyle aklımıza gelsin. Her notanın arasında bir ses vardır. Piyano veya melodika tuşlarından hatırlayın. Bazı siyah tuşlar yan yanadır, bazılarının arasında beyaz tuşlar vardır. Şimdi Do ile Re arasında bir tane tam ses vardır. Re ile Mi arasında bir tane tam ses vardır. İşte Mi ile Fa arasında yarım ses vardır. Yani piyanoya veya melodikaya baktığınız zaman Mi ile Fa seslerinin yan yana olduğunu görürsünüz. Böyle sanki sırt sırta vermiş iki nota gibidir. Fa sol aralığı tamdır, sol la aralığı tamdır, la si tamdır ve si ve do da aynı şekilde mi fa gibi yarım aralıktır. İşte bizim en temel majör akorumuz do majör akorudur. İlk derste yaptığımız akor. Şimdi bakın bakalım bu majör kalıbımız bununla uyumlu mu? Bakıyorum do re bir tane tam var burada, burada bir tane tam var, iki tam yaptı. Sonra mi fa yarım, bir tane yarımımız tamam. Şimdi şurada 3 tane tam aralık olması gerekiyor. Bakıyorum fa, sol, la. Evet 3 tane tamı da bulduk. Son olarak si do'da bir tane yarım aralık. İşte do majör akorunun majör olma sebebi kalıbının 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım olması. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Peki ilk dersin do majör oldu, ikinci dersin neden la minör? Neden? Çünkü la minör Do majörün ilgili minörü. Ben Do majörün ilgili minörünü bilmesem bile çok kolay bir şekilde hesaplayarak ilgili minörünün ne olduğunu bulabilirim. Peki o hesaplama nasıl oluyor? Hemen gösteriyorum. Porteyi çizmiyorum. O benim biraz dersimi uzatacak. Şimdilik idare edin. Do majörümüzün ilk sesi nedir? Do'dur. Şimdi bir majör akorun ilgili minörünü bulmak için aşağıya inmem gerekiyor. Yani pes sesleri gitmem gerekiyor. Kaç tane pes ses aşağı ineceğim biliyor musunuz? Tam 1,5 tane ses aşağı ineceğim. Şimdi do ile si arasının ben yarım olduğunu biliyordum değil mi? Bir önceki anlattığımdan. Peki si ile la arası tam mı yarım mı? Tabii ki tam. Bakın ben gördüğünüz gibi do'dan tam 1,5 ses aşağı indiğim zaman nereye geldim? La'ya geldim. O zaman Do majör akorunun ilgili minörünün ben La minör olduğunu çok tabii biliyorum. Tuğçe hoca biz anlamadık derseniz başka bir örnek yapayım. Mesela ne örnek alalım? Bir sonraki dersimizde de Re majörü yapacağız. Re majörün ilk sesi Re'dir her zaman. Akorlara ismini veren nota o akorun ilk sesidir. Bunu da unutmayın. Şimdi Re majörün İlgili minörünü bulacağım. Şöyle yanlarına iki tane nota yazayım. Re'den önce gelen nota Do, Do'dan önce gelen de Si. Şimdi Re majörümün Re'si burada. Minörünü bulmak için, ilgili minörünü bulmak için ne yapıyordum? 1,5 ses aşağı iniyordum. Re'den aşağı iniyorum. Re ile Do arası tam mı, yarım mı? Tam. Tam bir tane ses var. Si ile Do arası tam mı, yarım mı? Yarım. Yani Re majörün ilgili minörü 1,5 ses aşağı indiğim zaman karşıma çıkan Si minör. Şimdi solfeje başlamadan önce majör kalıbımın 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım olduğunu biliyordum. Peki minör tonun da kalıbını öğrenmek ister misiniz? Ben isterim şahsen. 1 tam 1 yarım, 2 tam 1 yarım, 2 tam. Peki bunun sağlamasını yapmak ister misiniz? Tabii ki istersiniz. Majör olarak Do majör akorunu vermiştim. Minör olarak La minör vereyim. Hem bugünkü konumuz hem de
daha iyi anlamış olalım. Şimdi La'dan La'ya ben notalara 8 tane sesimi yazıyorum. Minör kalıbımı hiç bilmediğimi farz ediyorum. La'dan La'ya olan seslerin arasındaki tam mı yarım mı bunları çıkartalım ortaya. La Si arası tamdır. Si Do arası yarımdır. Do Re arası tamdır. Re Mi arası tamdır. Mi Fa arasını artık biliyoruz, yarım. Fa Sol arası tamdır. Sol La da tamdır. Bakın bakalım buradakiyle şimdi buradaki uyumlu mu? Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım ve iki tam. İşte bu kadar. Daha sonra ben size 8 tane notayı yan yana yazıp verdiğim zaman siz o notaları majör veya minör olarak değiştirebiliyorsunuz. Burada devreye ses değiştirici işaretler, yani diyezler, bemoller giriyor. O daha sonraki bir konumuz olsun. Son olarak minörle ilgili bir şey daha söyleyeceğim ve solfejeye başlayacağız. Şimdi bu benim demin ki gösterdiğim bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam. Bu doğal minördü. Şimdi doğal diyorsun, başka minörler de mi var derseniz var. Şuraya yazdım benim şu an doğal minör. Bazen la minör solfejlerde karşınıza diyezler çıkabilir. Normalde la minör tonumuz hiçbir arıza ses, yani ses değiştirici işaretlerin olmadığı bir tondur. Ama olur da bazen ses değiştirici işaret görebilirsiniz. Peki bunun sebebi nedir? Minör akor kendi içine ikiye ayrılır. Birincisi armonik minör. Armonik minör ise benim notalarımı yazdığım zaman bu başlangıç sesinden itibaren 7. derecenin yarım ses tizleşmesidir. Yani 7. derece ne demek? Aslında çok basit. 7. ses. Hemen sayalım. La'dan itibaren 7. sesim hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol. Peki sol ne olacak? Yarım ses tizleşecek. Yani incelecek. Armonik minör olursa eğer o tonum, armonik minör olursa eğer la minör tonum, oradaki solün ben sol diyez olduğunu çok gayet anlayacağım. Yani bir solfej içinde, la minör bir solfej içerisinde sol diyez görürseniz yanlış değildir. Bilin ki o minör armonik minör olmuştur. Peki armonik minörden başka minör çeşidi yok mu derseniz var. Onun da adı melodik minör. Melodik minör nedir? Biraz size terimsel konuşayım. Bir akorda yok. La minör tonunda 6. ve 7. perdelerin yarım ses tizleşmesidir. Bu birazcık teorik, biraz karizmatik bir tanım. Ama işin özeti nedir biliyor musunuz? 6. ve 7. sesin diyez olması. Yani bir la minör solfeji gördüğümde fa'nın ve sol'ün diyez olduğunu görürsem bilin ki o la minör solfejimiz melodik minör haline gelmiştir. O yüzden de bu ses değiştirici işaretleri görebiliriz. Hiç korkmayın. Solfeje geçmeden önce hem bir ses açma çalışması olsun hem de la minör tonunu biraz böyle kulağımıza yerleştirmek adına gam yapacağız. Gördüğünüz gibi hemen yanımda la minör bir tane çıkıcı gam ve bir tane inici gam yapacağız. Gamlarımızın sonunda iki nokta işareti var. İki nokta işareti başa dön anlamına geliyordu. Ben yapmıyorum. Sizler yapın. Ben sadece birer kere yapacağım. Önce her iki gamı da birer kere piyano ile çalayım. Ondan sonra size gamı yapmaya başlayayım. 2, 3, 4. Ve melodik minörden bahsedip onların gamını yapmamak olmaz. Bize küserler. Şimdi gördüğünüz gibi önce armonik la minörü çalıyorum. Hiç vakit kaybetmeden melodik la minörü çalıyorum. Hemen arkasından seslendiriyorum. Son.
La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Ya, si, do, re, mi, fa, sol, la. Şimdi solfejlerimize geçiyoruz. Zaten toplamda 5 tane solfej yazdım. Bu solfejleri siz karıştırın. Yeni yeni solfejler yazın bu notaları kullanarak. Nasıl olsa hani hangi notalardan oluştuğunu biliyorsunuz artık. La minörün solfejlerinin en büyük kuralı la, do, mi sesleriyle başlaması, bitişinin mutlaka la sesiyle olması. Zaten solfejlere dikkat ederseniz hepsinin bitiş sesi la. Çünkü notamıza ismini veren hangi notaysa o notayla bitmek zorunda. Başlangıcı 1. 3. ve 5. sesler olabilir. La minörün 1. 3. 5. sesleri ne derseniz la zaten 1. ses. La'dan sonra si, do, do'muz 3. ses, re, mi de 5. ses. Yani başlangıçları la, do, mi sesleri olabilir. Ama bitişimiz mutlaka la olacak. Hadi bakalım ilk minör solfejimizle başlıyoruz. Metronomu açıyorum tabii ki. Artık bona yapmıyorum. Bona'yı çok rahat halledersiniz. Başlayalım. Solfej yapmaya başlamadan önce sadece piyano ile çalıyorum sesler. Hem benim hem sizin kulağına otursun. Ondan sonra söylemeye başlayalım. Son. Thank you.
so, ki. Mi, mi, sol, la, la, si, la, fa, re, do. Mi, sol, la, do, re, si, sol, mi, re, re, la. Bugünkü dersimiz böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bir sonraki solfej dersimiz re majör olacak. İsterseniz öncelikle internete araştırıp ön bilgi sahibi olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.